Atatürk o kadar çok hedef alınıyor ki, yıllar geçmiş olmasına rağmen onu kaybedeli hala yaptıkları, izinde oluşumuz ve saygıyla, minnetle anmaya devam edişimiz. İşte bakın, laiklik bir yanda, laiklik vurgusu mu yapılıyor acaba diye düşündürüyor yapılan açıklamalar. Ama Atatürk sadece ülkemizde bazılarının hedefinde değil, başka yerlerde de hedefte. Mesela Güney Kıbrıs Rum yönetiminde, sevgili izleyenlerimiz, Eğitim Bakanlığı ders kitabında Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili sayfanın öğrencilere dağıtılmadan önce yırtılması için talimat verdi. Öğretmenlere acil vurgusuyla gönderilen genelgede yırtılması istenen sayfada Türkiye'nin en büyük kahramanı başlığı altında Gazi Mustafa Kemal Atatürk sanat dünyasının kahramanları olarak da Frida Kahlo ile Diego Rivera işlendi. Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada talimata "bu çağ dışı, düşmanca ve kabul edilemez tutumu şiddetle kınıyoruz" sözleriyle tepki gösterildi. AKP sözcüsü Ömer Çelik de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'e ve Atatürk nezdinde Türk milletine yapılan bu saygısızlığı kınıyoruz dedi.